tatlılar. Bugün sizlere deniz sahilinden doğa ve çevre kirliliği ile ilgili itirazımızı belirtmek için toplamış bulunmaktayız. Lütfen piknik alanlarına, dere boylarına, yol kenarlarına, deniz kenarlarına poşet, pet şişesi, çocuk bezleri gibi lütfen sağlığımızı tehdit edecek malzemeler atmayın. Biriken çöplerimizi çöp poşetlerine muhafaza ederek ilçelerdeki çöp konteynerlerine bırakmanızı özellikle rica ediyoruz. Buradan yerel yönetimlerine, Sinop ve Erbilek yetkililerine seslenmek istiyorum. Lütfen çok ve ağır maliyetli getirecek şeyler değil, ilçemizin 46 muhtarlığı her bir güzergahına en az güzergahında en az 10 köyümüz var. 46 köy girişine acilen çöp konteynerleri kurulup haftanın bir günü bunlar toplanabilir. Bunun maliyeti ayda en az 3-4 bin lira olabilir. Genel yönetimler bunun için vardır. Bizler Erfelek Deva Partisi ilçe teşkilatı olarak bugün bunun için buradayız. Bizler Deva Partisi iktidarında bunu mutlaka başaracağız. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın 3 gün önce açıklamış olduğu doğa ve çevre eylem planı bunların bütçeleriyle yer vermiştir. Her yıl köy yollarımıza maliyet milyarlarca masraf edilip tırlarla 40 ton yük atan araçlara ses çıkarmayan yetkililer bu çevreyi ve doğayı korumak için %2'si kadar bütçe ayıramaz mısınız? Bu duygu ve düşüncelerimizle yönetim kurulu arkadaşlarıma, üyelerimize, yeni kurulan Deva Partisi'ne destek anlamında inandıkları için ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyarak korkmadan, yılmadan bugün buradayız. İnşallah Deva iktidarında bizlere destek olun, bizimle olup hep beraber olalım, dertlere deva olalım. Erkancığım, sana da ayrıca bize bu fırsatı verdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Biz bunu başaracağız. Biz bunu nasıl başaracağız? Bugüne kadar bakın siyasette şu tablo olmadı. Siyasette projelerle yarışmalı. Genel başkanımızın şu andaki mevcut siyasi partilerin içerisinde projelerle çalışan, programımız çalışan tek genel başkanımız, tek siyasi partidir. Bakıyoruz kavga, sen şunu dedin, ben bunu dedim. O gün bugün değil. Bugün ekonomi zor şartlarda, emeklimiz zor şartlarda, çiftçimiz zor şartlarda. Bunların dertlerine nasıl çözüm bulacağız, çare bulacağız? Öyle bir dönemden geçiyoruz. Bunun için hep birlikte bizlere destek olursanız inşallah geçmişte yaptığı gibi genel başkanımızın bundan sonra da bu ülkeye rahatlayacağını biz inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.